Ben birazdan güçlü alkışlarınızı alacağım. Niye? Çünkü bu kadar organizeler yapılıyor, bu kadar çalışmalar yapıyor ve Refahiye'ler, özellikle Altköy Derneği'ni bir arada tutan ve Altköy vatandaşını bir arada tutan, köylülerini, halkını bir arada tutmayı başaran ve böylesine büyük bir organizeye bir imza atan başkanım İdris Sarıca'yı ben mikrofona almak istiyorum. Alkışlarınızla. Yani hakikaten şahsım adına ben başkanımı tebrik etmek istiyorum. Başkanım, bu arada iyi bayramlar. Evet, hemen sözü başkanımıza bırakacağım ve daha sonrasında dediğim gibi çekilişe. Bu arada ismini yazmayan arkadaşlarımız yazmaya devam etsinler. Birazdan toplayacağım diğerlerini. Altköy'lü hemşirelerim ve misafirlerimiz, eğer gelmezse komşu köy dernek başkanları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Altköy Derneği'nin düzenlemiş olduğu bayramlaşma davetine hoş geldiniz derken, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Bu davetin düzenlenmesinde emeği geçen Anadolu yakasında Cemal Beyazıtlı, Zafer Koç, Alaaddin Sarıca, Avrupa yakasında Hayrettin Kutlu, Turgut Bıyık ve Zafer Koç'a huzurlarınızdan teşekkür ediyorum. Altköy Derneği'nin bayramlaşması sürekli lokalde yapılmaktaydı. Yönetime geldiğimizde ilk bayramlaşmayı lokalde yapmıştık. Görülen tablo şuydu. Genelde aynı kişiler gelmekte, sayı olarak Altköy nüfusuna orantılı olarak çok azdı. Yönetim olarak oturduk, düşündük. Biz bu bayramlaşmayı nasıl ailece yaparız? Tüm Altköylülere nasıl bir arada toplayabiliriz? En sonunda böyle bir davet düzenlemeye karar verdik. Karar verdiğimizde Altköy'ün sözü dinlenen deneyimli ve dernekte görev almış insanlar ve sözü Altköylülere dinletebilen, düşüncemizi anlattığımızda çok güzel olacağını söyleyen isabetli bir karar aldığımızı belirttiler. Dolayısıyla bu davetin düzenlenmesi Altköylülerin görüş ve fikirleri alınarak düzenlendi. Bayramlaşmayı nerede yapacağımız yer tespit olarak Prenses Düğün Salonu'nu, yani burayı seçtik. Çünkü Altköy nüfusunun yarısı da Anadolu yakasında oturmaktaydı. Bayramlaşmanın geleneksel hale gelmesi için Altköylülerin istek ve talepleri doğrultusunda 2008 yılında yine böyle bir davet düzenlemek istiyoruz. Çünkü Altköylüler senede bir defa Kırgesi'nde buluşması bize göre yeterli değil. Kırgesi'nden 6 ay sonra kışın yeniden bir araya gelmek, bayramdan veya başka bir günde, yani senede iki defa bir araya gelmiş olacağız. Bu daveti Altköylülere duyurabilmek için ve davet edebilmek için heyetimizle birlikte bütün Altköylüleri birebir olarak ziyaret ettik. Ben ve heyetimizi saygı ve hürmetle karşıladılar. Bize çeşitli ikramlarda bulundular. Altköylülerin nasıl misafirperver olduklarını gösterdiler. Bu ziyaretlerde 20-25 yıldır göremediğim, merak ettiğim hemşirelerimi de gördüm. Son derece bahtiyar oldum. Onlar da mutlu oldular. Bu gezmelerde yorgunluğumuzdan dolayı uğramadığımız bir sürü Altköylü vardı. Darılmasınlar, kusura bakmasınlar, hakikaten çok yorulmuştuk, uğrayamadık. Hakikaten görüyoruz ki nüfusumuz 5000 kişi oldu veya geçti deniliyordu. Bizzat şahit olduk ki Altköy nüfusu hakikaten 5000 kişi var. O zaman Altköy nüfusunda Altkent olarak değiştirsek daha iyi olur. ...2007 yılının yönetim kurulu seçiminde çok az sayıda üyeler vardı. Altköy Derneği yönetimi ile Altköy'ler arasında acaba bir kopukluk mu vardı? Çünkü defterde de yaklaşık 500 üye sayısı var. 2007 Ocak'ta seçime katılan aktif üye sayısı o kadar çok azdı ki,
bizde yönetim olarak soru işaretiyle. Alt köylülerin dernek faaliyetlerine katılımları o kadar çok zayıf ki. Hepimiz biliyoruz ki alt köy derneği alt köylerindir. Derneklerin yaşaması, ayakta kalabilmesi, faaliyetlere üyelerin katılımı ve aynı zamanda aidatların ödenmesiyle de doğru orantılı. 2007 ile itibariyle aidat sayısı ödeyen Turgut Bey'in bahsettiği gibi 130 kişiydi. Ödenmeyen çok fazla. Bu konuyu takdimlerinize sunuyorum. Alt köylüler 2007 yılı itibariyle şunu bilmeliler ki biz bankadan yönetim olarak hiç para çekmedik. Alt köylüler aidatları bankaya yatırarak veya her cumartesi lokale giderek yapabilirler. 2007 yılında göreve geldiğimiz günden beri her cumartesi lokalde bulunmakta olduğumuzu belirtmekteyiz. Kasa defterine geri dönüp baktığımızda 2007 yılı için bana göre ilk defa artış oldu. Çünkü biz yönetim olarak giderlere çok ekonomik davrandık. Kırgesi'de bilindiğiniz gibi yağmura yakalandık ve erken dağıldık. Daha evvel söylemiş olduğum gibi gelirimizde bu sene sembolik olarak Kırgesi'de bir tek Şükrü Karaca tarafından kendi teklifiyle yapılan teberrü miktarı ile bu yıl bir artış gösterdi. Bu nedenle Şükrü Karaca'ya uzunlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün belki mali yanından Kırgesi'nin devamı olabilir takdir alt köylerinde. Kır gezisi için piknik yapılan yerler yılbaşında bilindiği gibi kiralanmaktadır. 2007 yılında yapmış olduğumuz Fatih Ormanı'nı özelleştirmiş olup iade alan kişi başka amaçlarda kullanacağından kiraya vermemektedir. Yapmış olduğumuz araştırmada kirası bende kiralanması üzerinde duruyoruz ve bunu buradan duyuruyorum. Orayı kiralayacağız. Değerli altköylüler, Refaya Derneği'nin düzenlemiş olduğu dostluk turnuvasına değinmek istiyorum. Futbolda alt köylü gençlerin vermiş olduğu öneme bizler de önem veriyoruz. Futbolda antrenör hazır. Yılbaşına itibaren saha kiralamış olacağız. Futbolda yazılan gençlerin dışında katılmak isteyen veya şu anda haber alıp gelmek isteyen tüm futbolcuları davet ediyorum. Yılbaşına itibaren futbol seçmeleri başlayacaktır. Futbol turnuvası başladığı zaman seyirciye ihtiyacımız vardır. Altköy futbol takımının seyircisi doğal olarak Altköylülerdir. Maçlara gelip tribünde dağılık halde değil de yan yana durduğumuz zaman güçlü bir görüntü meydana gelecek. Tezahüratta bulunduğumuz zaman sesimiz daha kuvvetli olacak. Bu atmosfer futbolcuya moral olarak yansıyacaktır. Futbol takımı kurduğu zaman geçen sene futbol oynayan futbolcular hatırlayacak.